Started because I just played in school first, and when I was, I think, 10, 11, I started in a club in Sweden, and it wasn't so hard. Like, I just went there with friends, and it was just funny to play football. Aslında benim açımdan o kadar da zor değildi, çünkü okulda futbol oynamaya başladım en başta. Daha sonra 10-11 yaşına geçtiğimde de İsveç'te bir kulüpte futbol oynamaya başladım arkadaşlarımla birlikte. O yüzden İsveç'te devam ettiğim için benim için çok zorlu bir süreç olmadı futbola başlangıç açısından. Bu şekilde önce okulda oynayarak daha sonra 11-12 yaşında bir kulübe devam ederek futbola başlamış oldum. We came first, my sister was born in Kosovo, and after 89 it was. Then we go back to Sweden, 90, my brother was born to Sweden, and after we went back to Kosovo, and it was war then, and I was born, and 6 months later we come back in Sweden. So yeah, it wasn't safe in Kosovo. 1989 yılında kız kardeşim Kosova'da doğdu. Kız kardeşim doğduktan sonra tekrar İsveç'e geçtik. 1990 yılında erkek kardeşim dünyaya geldi. O İsveç'te dünyaya geldi. Daha sonra erkek kardeşim doğumundan sonra tekrar Kosova'ya döndük. Ve o sırada evet savaş vardı Kosova'da. O yılda da ben doğdum. Ben Kosova'da doğmuş oldum. Çok güvenli yer değildi biz oradayken. Daha sonra da tekrar İsveç'e geri dönmüştüm. Çok fazla hatırlamıyorum aslında ama Kosova güvenli olmadığı için orada kalmak zorunda kaldık. Benim ailem o yüzden böyle bir karar verdi. Çünkü eğer böyle bir durum olmasaydı kimse kendi ülkesinden farklı bir yerde yaşamak istemez. Been like everything have been better than Sweden because it's a better league, it's better players and you didn't develop. And of course in Mersin I had also hard times. So there also you develop also when you have hard times, you develop also as a person because everything cannot just go good, like what doesn't kill you make you stronger, I think. Aslında buraya Türkiye'ye geldiğimde ilk kez İsveç dışına çıkmıştım. İlk kez ailemden uzak olmuştum ve en başta bunu söylemek istiyorum. Bu beni büyüten bir şey oldu. Ailemden uzak olmak, başka bir ülkede futbol oynamak beni bir insan olarak da daha olgun hale geldi. Çünkü bu durumda olduğunuzda daha fazla sorumluluk sahibi oluyorsunuz. Ailenizden uzaktasınız, farklı bir ülkede futbol oynuyorsunuz. En başta bunu söyleyebilirim. Tabii ki futbol olarak da her şey İsveç'ten çok daha iyi durumda. Oynayan oyuncular, oynanan futbol hepsi çok daha iyi durumda. Böyle bir gelişme oldu futbol açısından. Ayrıca zor zamanlar da yaşadım. Özellikle Mersin'de yaşadığım zor zamanlar da beni daha güçlü kıldı aslında. Çünkü bir laf vardır, sizi öldürmeyen şey sizi daha güçlü kılar diye. Geçirdiğim bu zor zamanlardan sonra da daha güçlü bir insan haline geldim. Çünkü tabii ki her şey her zaman çok iyi gitmez ve zorluklarla da yüzleşebilirsiniz. Ben de bunları Mersin'de yaşamış oldum ama bu da benim büyümeme yardımcı oldu. Yeah, it's very bad because it's a good city, good people in the city also, and they need like a team in the Super League, but it's the people who was responsible for it who make it there it is today. Ekonomik zorluklar Mersin'de daha çok yaşadık. Tabii ki ekonomik zorluklar yaşadığınızda da insanlar değişir. Çünkü insanlara paranızı ödemediğinizde insanların size karşı davranışları da değişir. O ekonomik zorluklar içerisinde kimse de bunu umursamadı. Kimse umursamayınca işler daha da kötüye gitti. Aslında şu anda dünya da böyle işliyor. Yani tamamen para odaklı bir dünyadayız ve insanlar paralarını alamadıklarında ya da hak ettikleri şeyi alamadıklarında değişebiliyorlar. Bize karşı davranışları değişiyor, bulundukları konum değişiyor. Mersin'de aslında biraz da bu oldu. Böyle bir problem yaşadık. Şu anda bulundukları durum oldukça üzücü çünkü güzel bir şehir, güzel insanların yaşadığı bir şehir ve Süper Lig'de bir takım Süper Lig'de bulunmayı hak eden bir takım. Ama tabii ki bugünkü durumundan sorumlu olan insanlar var ve bugünkü durumundan sorumlu olan insanlar yüzünden de şu anda zor durum. Three games like this and it will be 9 points more and we will be like in the top also. So I think if we just play and we believe that we want to go higher, we will go higher because we have a good team. Tabii ki herkes ilk yarıda topladığımızdan daha fazla puan toplamak isterdi. Ama futbol bazen böyledir. Kazanabileceğimiz bazı maçlarda son dakikada yediğimiz gollerle
puanları kaybettik. Böyle 3 maç vardı ve bu da 9 puan demektir. O puanları alabilseydik eğer şu anda biz de yukarılarda oynuyor olabilirdik. Ama eğer herkes yukarıları oynayacağımıza inanır, eğer herkes daha iyi bir iş yapacağımıza inanırsa bunu da yapabileceğimize inanıyorum. Çünkü kaliteli bir takımımız var. Peki kendisine gelirsek orta sahanın... Defansif orta saha olarak oynarken kendimi en rahat hissediyorum. 6 numara pozisyonda. Zaten hayatım boyunca da bu pozisyonda oynadım çoğu maçı. Ve bu pozisyonda oynamaya devam etmek istiyorum. Tabii ki yani işin atak yönünde çok fazla iyi değilim. İyi olabilirim ama biraz bu özgüvenle de alakalı. İşin o kısmını diğer oyunculara bırakıyorum. Benim işim daha çok hücum eden oyuncular için arkadaki işleri yapmak. Çünkü bence tabii ki bir hücum oyuncusu, görevi gol atmak olan, şans yaratmak olan oyuncu benim kadar defansa koşmak zorunda değil. Çünkü onun yapması gereken başka bir durum da var. Ve sahada 10 tane hücum oyuncusuyla oynayamazsınız. Birilerinin de defans yapması gerekiyor. Ben de böyle düşünüyorum. Çünkü onların hücum ettiklerinde ya da geri dönemedikleri pozisyonlarda benim geri dönmem gerekiyor ki onlar için tekrar topu kazanıp tekrar bir atak yaratabilmeliyiz. Ben böyle düşünüyorum. Later I'm going to play in this team, but I have goals that I keep for myself, like like you need to have goals to like be better, I think also, but I'm not thinking about okay, if I do this I need to go to this team, because I think it will come. If you play good it will come, and it doesn't matter if you have it planned or not, I think it will just come. Aslında ben gelecekle alakalı çok fazla düşünmüyorum. Belki benim için böyle, çünkü gelecekle alakalı çok fazla kafamı meşgul ettiğinde beni olumsuz yönde etkileyebiliyor. O yüzden ben genelde olan olayları olduğu gibi kabul etme taraftarıyım. Tabii ki herkesin hedefleri olması gerekir, gerçekleştirmek istediği hedefleri olması gerekir ve benim de kendime sakladığım hedeflerim var. Benim daha iyi bir futbolcu olmak gibi bir hedefim var. Daha iyi oynamak gibi bir hedefim var. Çünkü doğru performansı gösterdiğinizde, iyi oynadığınızda, bunu planlasanız da planlamasanız da zaten bir şekilde iyi bir yere ulaşıyorsunuz. O yüzden benim bir sene sonra şurada oynayacağım ya da işte iki sene sonra şurada olmalıyım gibi bir hedef kafamda şekillendirmiyorum. Çünkü benim açımdan en azından bu iş biraz böyle işliyor. Çok fazla düşündüğüm zaman beni olumsuz etkileyebiliyor. Dediğim gibi planlasanız da planlamasanız da zaten iyi performans gösterdiğinizde amaçladığınız yerlere ulaşmış olacaksınız. Başakşehir play the best football in the league right now. They have good players, they have experienced players who have won the league before. So I think they can. I think it's between Beşiktaş and Başakşehir. Ben en iyi takımın Beşiktaş olduğunu düşünüyorum ama tabii şampiyon olup olamayacaklarını bilemiyorum. Ama oyuncu kalitesi olarak en iyi takım Beşiktaş. Şu ana kadar beni en çok etkileyen takım da Başakşehir oldu. Bence ligin en iyi futbol oynayan takımı ve iyi oyuncuları var. Kadrolarında şampiyonluk yaşamış oyuncular var. O yüzden tabii ki zor bir yarış olacak. Şimdiden çok bir şey söylemek mümkün değil. Başakşehir ligin en iyi oynayan takımı Beşiktaş'ta oldukça kaliteli bir takım. But what I said, what I have seen of Galatasaray the last couple of games and what I have seen of Beşiktaş, Başakşehir, Beşiktaş have the best team. So I think it depends. It's hard to say, but I think Beşiktaş or Beşiktaş will win. Tabii ki bunun birçok değişkeni var. Bazen kötü etki de yaratabilir teknik direktör değiştirmek. Bunu bilemezsiniz. Galatasaray'daki durumda bilemiyorum ama genel olarak çoğu zaman teknik direktör değiştirmek oyuncuları olumlu yönde etkileyebilir. Çünkü bu yeni bir ses demektir, yeni bir kişi demektir. Soyunma odasında ve benim duyduğum kadarıyla da Fatih Terim soyunma odasında oyuncularını oldukça yükseğe çıkartan bir hoca. O yüzden Galatasaray'a yardım olacaktır mu? Belki ama bunu bilebilmek çok mümkün değil. Son maçlara baktığımda evet Galatasaray, Başakşehir ve Beşiktaş arasında. Beşiktaş bence dediğim gibi en iyi takıma sahip ama Başakşehir'in oyunu bana daha etkileyici geliyor ve Başakşehir veya Beşiktaş'tan ya da Başakşehir'in şampiyon olacağını düşünüyorum.